böyle şey mi olacaktır abla? Yok işte öyle hemen bulamıyorsun. Bayağı da bitti gelecek bugün. Çak bakalım inşallah tabii. Gelmezse de yarın. Hadi bakalım. Hadi. Çantanı arabada bırakmışım Poyraz. Gidelim. Çekiyorum gençler. Bir şey alacak mısınız? Efe bisikletle gidiyormuş. Günaydın. Çocukları okula bıraktık. Bizim bir işimiz var. Ufak bir işimiz. Ne yapacağız acaba? Uzun zamandır böyle arabayla ilgili planlarımız var. Daha netleşmedi. Levent'in beğendiği bir araba var. Benim beğendiğim bir araba var. Yani arabayı değiştirme niyetindeyiz sadece. Daha kesin bir şey yok ama. Şimdi Levent bir yerde, bir garajda bir araba bulmuş. Bir bayide. Oraya doğru gideceğiz. Ona garaj bakacağız. Ya. Garaj mı? Garaj değil mi? Dealer yani. Dealer işte. Bayi değil mi? Bayi. Benim istediğim bir araba var. Onun böyle gözüne çarpan, hani hoşuna giden bir araba var. İkisine de bakacağız bugün. Birine mi bakacağız? Arabaları söyleyeyim mi? Yani gidince görürler zaten. Şeyleri kapıştırıyoruz. Tuğba Taycan istiyor. Ben Porsche Taycan istiyorum. E-tron GTS. O da Audi'ninki. Audi'nin elektriklisini istiyor. Yani ikisi de full elektrikli. Zaten yani Tesla'dan sonra yine full elektrikli bir arabaya binmek istiyoruz. Aslında böyle bir şey sunsak ya. Beylere, bayanlara bir sunsak. Porsche Taycan mı yoksa Audi e-tron mu? Yok, e-tron değil. E-tron deyince olmuyor. E-tron GTS. Neyse ne işte, Audi'nin elektriklisi zaten full elektrikli bir tane değil mi? Ama bak şimdi Audi'nin e-tronu, bütün modellerinin e-tronu var. E-tron elektrikli modellerinin genel adı. Tamam. E-tron Jeep'i var, e-tron ortası var, bir de e-tron GTS var. GTS'miş. GTS yani. Türkçe GTS olarak. Neyse ben Taycan'a çok yükseldim yani. Çok dış görünüş olarak çok beğeniyorum. Levent de daha teknik baktığı için içindeki özellikler vesaire. Bence görünümü de daha iyi. Bence Porsche daha iyi. Bence. Kapışamaz bence, bile yani. Yarışamaz bile. Bence e-tron GTS RS olacak bir de. Yani şimdi görecek miyiz onu? Yaklaşık 1000 pk. Ben içine binmedim henüz. Yani ikisinin de içine binmeden hani net bir karar vermek istemedim ama Taycan'ı çok beğeniyorum. Yani çok fazla görmedim. 1-2 kere gördüm. Bayıldım yani arabaya. Öyle söyleyeyim, aşık oldum yani. Çok güzel. Dış görünüş olarak çok güzel araba. Tabii teknik şeylerden ben çok anlamıyorum. Onlardan Levent anlıyor. Ben valla arabalara gidip bir ikisini de bir karşı kafa kafaya bir sokuşturacağım. Evet, şimdi bir gidip bir bakacağız. Şey, ciddi aletler bunlar. Hani evet. Öyle basit şeyler değil. O yüzden harbi çok 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 sağlam kafa kafaya sokuşturmam lazım. Yoksa çok büyük bir hani iyi yaparsak büyük bir keyif olur. Eğer bir hata yaparsam çok kafaya takarım. Yani emin olmadan almak istemedik. O yüzden ikisine de bir hani bakacağız. Böyle şey yapamıyoruz. Şimdi mesela Audi'de arabalarda bazı teknik özellikler var. Elektrikli oldukları için spor araba sesini dışarı verme özelliği var mesela. O şart. Niye şart? Bence çok gereksiz bir şey. Allah Allah. Ya ben çok gereksiziyorum. Ses çıkarsa ne olur, çıkarmasa ne olur yani. Öyle bir şey olabilir mi? Ya bana da ki arka kamera, şu bu, bir sensör, bir şey ama yani yok. Ama şunu fark ettim. Tesla'ya saygı. Yani bu Tesla'nın içindeki özelliklerin hepsini bir arabada toplamak yok. Neredeyse imkansız. Evet, Tesla yani elektrikli arabalar arasında en üst düzey. Bence ama tüm arabalar arasında. Biz çünkü kullandık, hevesimizi aldık, bir de böyle bir değişiklik yok, istiyoruz. Yok, ben aslında hiç de hevesimi almadım. Ben o Porsche çok yükseldim yani, çok çok beğeniyorum. Ama ya mesela hani kapının önünde güncelleme alması, bu yok mesela. Bu çok enteresan bir özellik. Birçok Alman arabasında daha henüz yok. Fabrikaya götürmen lazım. Yani şey, bayiye götüreceksin işte, eskiyorsun. Neyse. Bakacağız işte yani. Oraya doğru gidiyoruz. Bir 50 kilometre ilerideymiş. Orada görüşürüz artık. Bak Tok gelsin, Tok'u alırım. Tok'u ne yapacağız ya? Olur mu canım? Ne yapacağız Tok'u? Porsche'a geldik. Her yer Porsche. Porsche cenneti. Nasıl böyle bir sanayi sitesi gibi bir şey. Böyle lüks araçların falan şeyleri var. Bayileri var. Oy oy. Şurada
Bentley, Bugatti falan var işte, Lamborghini var. Burası da böyle. Şu yeşil çok tatlı, fıstık gibi. Şu araba 260 bin euroymuş, GTS Taycan. Çok güzel ama. Şimdi geziyoruz. Bizim istediğimiz bir araba var, o içeride. Bunlar da... Evet, şuna benziyor. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben arkası böyle olanı istiyorum. Evet, Levent şu arkası... Gran Turismo diyorlar bunu. Gran Turismo istiyor da ben de öteki normallerden beğeniyorum yani. Arkası normal olanlardan. Onlardan var mı burada? Var. Göstereyim. Şu beyaz mesela. Yani böyle klasik... Tuba arkası spor olanı istiyor. Spor olanı istiyor. Aslında öbürü daha spor. Arkalarını göster, anlarsın. Ne bileyim ya. Bak, gel şöyle uzaktan çek. Evet. Böyle arkası. Ya öyle de güzel de böyle daha sportif duruyor bence. Bilemedim. Bu Taycan'ın 4S'iymiş. Sporu bu pahalıydı değil mi? Pahalı versiyonu. Ya şimdi Taycan diye başlıyor. 4S. Sonra GTS var. Sonra bir de turbosu var. Yani aralarında... Bu ne kadarmış bir bakayım. Bu pahalıydı bu şey. Yani aralarında yaklaşık 100 bin euro fiyat farkı. Satılmış bak, çıkartmışlar çünkü. Efe bunu görse bayılır. Fiyatını gösteriyorum. 217 bin euro. Ama çok güzel. Boncuk gibi. Maşallah. Vallahi bayılır görse. Onda da ona göre özellik var. Tabii. Ya spor araba bunlar. Biz aile arabası değil yani. Carrera'ymış. 911 Carrera T. Bunu daha mı çok beğenir? Evet, spoilerı falan da sever. Çok genç araba bu. Fiyatı yok bunun da. Kaldırmışlar fiyatını. Satılanları kaldırıyorlar genelde. Bak bununki 219 bin. Çok uygun. 219 bin euro. Şimdi içeride beğendiğimiz bir araba vardı. Ona baktık. O griydi. Bir de şu 4S'ler koyu var. Gri bu. Bak bu siyah. Bu koyu gri. Gördün mü? Bir de var? Levent onu görmek istedi ama arada tabii fiyat farkı var. O normal Taycan. Bu 4S bayağı bir kaç para fark var? 50? Daha mı fazla? Bak şimdi. O baktığında bunun arasında 50 bin var. Bununla bunun arasında da 100 bin var. Ama o turbo. Bu 4S o turbo, o normal Taycan'dı. Yani şöyle söyleyeyim. 120, 170, 250. Evet. Yani o çok pahalı da. Belki bunlardan birini. Ama beğendik yani. Bunlar da buraya böyle kurmuşlar. Takılıyorlar. Adam da diyor ki yazıyı sildirelim. Ha, bunu sildiriyorlarmış. Hangi Taycan olduğunu anlamıyormuşsun. Yani ne gerek var, saçma sapan. Hani 4S mi? Normal Taycan mı? Taycan, normal Taycan biraz daha ucuz ya. Eğer jantları kırmızıysa spor oluyor işte. Ha. 4S mi oluyor o zaman? Evet, i̇çinde jantlar, kırmızı varsa. Eğer jantlar... Şöyle. Bak, içinde kırmızı var. Bak eğer içinde sarı varsa... Turbo uçak. Oluyor. Uçak. Evet. En iyisinin içinde. Biz çıktık Porsche bayisinden. Bir tane Porsche'u beğendik. Şimdi Audi'ye gidiyoruz. Burada yakınlarda bir Audi varmış. Orada Audi de vardı ama istediğimiz araba yoktu. O yüzden başka bir yere gidiyoruz. Orada var bizim istediğimiz araba. Ona da bakacağız. Bakacağız yani. Şimdi bakıyoruz. Evet. Levent'in beğendiği araba da bu. Audi'ninki. GT. E-tron GT. Bilmiyorum. Siz söyleyin hangisi güzel. Porsche Taycan mı, Audi mi? Aynı çıkıntılar bunda da var. Bak, evet. Zaten aynı firma. Ya benziyor ama zaten de. Aynı battan çıkıyor. Uh-huh. Ön tarafını da gösteririm az sonra. İşte bu araba. Şöyle. Önünü de göstereyim size. Şöyle. Bilmiyorum. O karşıda da var bir tane aynısından. Bu da böyle. Bu daha böyle düz. O Porsche biraz daha böyle kaslı bir arabaydı. Daha sportif duruyordu. Fiyatları hemen hemen aynı ama. Jantları güzel. İçini de biraz göstereyim size. Hemen hemen aynı yani. Porsche'un içiyle. Porsche'un direksiyonu daha sportifti. Daha enteresandı. Bak panoraması falan.
onlar olsun. Bir de Porsche'un şurası böyle ekranda, şurada ekranı vardı. Bunu da bir tek burada herhalde değil mi? Nasıl bu? Hem şurada vardı hem de şu aşağıda şöyle komple ekran vardı. Da yani böyle. Düşündürücü. İkisi de güzel ama yani. Evet, kafa benim karışıyor. Benim de kafam karıştı şimdi, bilemedim. Ya fiyat olarak çok fark etmiyor. 5-10 yani hemen hemen. Yok, aynı. Aynı. Audi mi Porsche ama yani hangisi? Bunu bence düşün. Onun içi daha güzeldi. Bir de arkaya bakmak lazım. Çocukların mevzatına bak. Bunun arkası daha derin. Ya arkalar aynı hemen hemen. Bunda arkada koltuk ısıtıcı falan var mı acaba? Onda olmaz vardı çünkü. Bunun... Ama bence ya Porsche içi daha güzeldi herhalde. Bak bunun da burada var, onun da vardı. Aynı abi. Yani bunlar fark ettirmiyor. Ne kalıyor biliyor musun geriye? Al benisi ve gösterişi. Yani. Zor. Bir de yani ne istediğin. Yani senin kafanda bir Porsche mevzusu var. Bunu bir düşünmek lazım. Ama ikisini de görmek gerekiyordu. Biraz şimdi... Arabayı yıkamaya bırakıyoruz. Arabamız leş gibiydi. Biz de başım ağrıyor. Yemek yiyeceğiz. Çünkü başım ağrıdı. Geleyim mi? Şöyle 3 peynirli tostlar yaptırdık Levent'te. Güzel güzel gözüküyor. Güzel kokuyor. Bir de portakal suyu aldım. Çok acıktık. Çok iyi durmuyor mu? Almaya gidiyorum. Poyraz arkadaşında oynayacakmış. Bir arkadaşını da eve bırakacağım. Yani toplam 4 çocuk alacağım. Efe ve Poyraz'la birlikte 2 tane daha. Biri eve, biri de Poyraz'ı oraya bırakacağım. Biraz karışık. Şu halime var. Resmen apımlarına yıldım. Poyraz arkadaşına oynamaya gitti de o gelmeden bisikleti yapalım demiş Demet. O da demonte gelmiş herhalde. Şimdi monte etmiş. Birleştirmiş. Biraz zor oldu herhalde. Birkaç saattir uğraşıyor. Bisikleti yeniden buldum, icat ettim. Bazen böyle gönderiyorlar. Evet, çok paramparça. Ama güzel, çok hoşuna gidecek. Mavi, istediğim maviden. Sevinecek. Böyle bir bisiklet vardı Efe'den kalma. Yani yeniydi daha aslında. Bir şey yoktu ama herhalde freni biraz bozuktu. Ondan düştü Poyraz. 2 gün önce. O düşünce de babası dedi ki bunu at dedi. Ben sana yenisini alacağım dedi. Ondan sonra da internetten, Decathlon'dan almış herhalde bunu. Decathlon'dan yenisini almış. Şimdi monte etti. Sevinecek Poyraz bunu görünce. Çok hoşuna gidecek bence. Güzel bir bisiklet. Ama harbiden hani demonte değil, paramparça. Bayağı işçilik var ha. Bir de her şeyi elden geçirmen lazım. Hep vidalar boşlardı. Bunları bile ben taktım. Olsun, güzel oldu. Bu maviden istiyordu değil mi? Mavi istiyorum dedi. Aha, bir de şu bak. Frenleri böyle. Burada değil yani. Topuçlu değil, balatalı. Bir de önü yaylı bak. Lastik biraz ince. O da şişti. Şişti. Bu son nokta. Lastiği şişirdiğin zaman bitti demek. Ötekinin diğer bisikletin öndeydi freni. O tutmamış herhalde. Düştü, bacakları falan yaraladı. Canta çok havalı yalnız. Evet, güzelmiş. Çok hoşuna gidecek bu. Bayağı da kullanır bunu 200 sene. İnşallah. Öne doğru olmuyor mu? Ben Poyraz'ı aldım. Evde Poyraz'ı bir sürpriz bekliyor. Ne olduğunu biliyor musun? Aha. Ne? Bisiklet. Düşünce babası yeni bisiklet aldı değil mi? Mutlu musun? Babaya fren teşekkür. Tutmuyordu. Babaya teşekkür et. Tamam mı gidince? Anlaştık mı? Baba evde mi? Evet, evde. Daha var evde. Ne? Biri daha var evde. Efe'nin arkadaşı. Oynarsınız. Kim? Efe'nin kız arkadaşı var ya. Tanıyor musun ondan? Ekofix alayım. Okey, tamam. Eve geldik zaten. Ekvem bu. Ya, hadi gel, eve geldik zaten, az kaldı. Biraz eve koşmaya başladı bile. Hadi koş, baba seni kapıda bekliyor. Gömüşlü, koş. Hadi. İnmiyorum, bırak, elini sürme. Her şey sürülmez yerdeki. Hadi, hadi koş. Merak etmiyor musun? Fotoğrafını gördüm. Fotoğrafını gördün ama heyecanlanmıyor musun? Evet. Hadi. Babaya teşekkür et, olur mu? Senin için aldı. Gördün mü? Çok güzel. Hadi bin bakalım.
Bin bakalım beğenecek misin? Onu yaptım sabahtan beri onunla uğraşıyorum. Hadi bin bakalım. Just the bell. Yeah. Aynısını taktı baba. Hadi bin. Bak. Buna binebiliyor. Standartını kaldır. Ya buna binersin. Bak koltuğu aşağıda. Dikkat et. Hadi bin bakalım. Alışana kadar birazcık. Hoppa. Aferin sana. Güzel mi? Beğendin? Vitesini ayarla babası. Güneşte durulmuyor. O kadar sıcak ki. Hadi bin bakalım bir göreyim. Ön dört. Ön dört. Bir ayarlayın öyle kalsın ortada. Sıktıracak vidalarını. Beğendin mi? Hı-hı. Güzel seçmiş mi baba? Hı-hı. Efe'yi seslen istersen, seninle oynamak istiyorlardı. Ben geldim de. Kendi gelsin. Kendi mi gelsin? Bizimkiler televizyon izliyorlar. Ben de yemek yapıyorum. Bolognese yapacağım. Bu da sebzeyle kıyma kavruluyor. Makarna pişiyor. Ocağa batırdım. Bakmayın. Karpuz da kestik. Bugünlük böyle. Çocuklar yemeklerini yediler. Şimdi 2 dakika markete gideceğim. Marketler kapanmadan da. Yarın için ekmek bitmiş. Okula ekmek yok. Birkaç bir şey eksik. Onları alayım geleyim. Sonra eve gelip çocukları yıkayacağım. Onları yatıracağım. Bu arada arabamı satılığa çıkardım. Çünkü galiba o Porsche'de aklım kaldı. Onu alacağım. Büyük ihtimalle alacağım. Eğer halledebilirsem bazı şeyleri alacağım yani. Fiyat falan sormak isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz, öpüldünüz.